Ne dedi? Anayasa değişikliği yapalım. Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olsun. Ülke Erdoğan'a muhtaçtır dedi değil mi? Şimdi ne oldu bu durumda? Turan Çömez, Cemal Enginyurt biz muhalefet olarak diyorduk ki Erdoğan bir daha aday olamaz. Bu anayasa Erdoğan'ın aday olmasına müsaade etmiyor dediğimizde bugün mecliste de bağırıyor değil mi AKP'ler? Korkuyor musunuz? Aday olsan olur. Mesele korku değil. Mesele Erdoğan'dan çekinmek değil. Mesele Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı seçilip bize zulmetmesine devam etmesi değil. Anayasa diyor ki aday olamaz. Bugün Sayın Bahçeli de açıkça aday olamaz dedi. Anayasa değişikliği yapalım dedi değil mi? Tekrar Erdoğan'ın önünü açalım dedi. Erdoğan'a ülkenin ihtiyacı var. Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim. Sayın Bahçeli açıklamalarıyla bana göre... AKP'yi de tuzağa düşürmüştür. Erdoğan'ı da tuzağa çekmiştir. Tersini düşünebilirler. Bunun sebebini söyleyeyim hemen. Erdoğan'ın derdi tekrar bir Kürt-Türk kavgası yaratmaktı. Bundan beslenmekti. Nitekim iki gündür çıkan olayları Erdoğan taraftarı olan medya değil mi? Büyük bir ajitasyonla veriyor değil mi? Gazeteler. Ama bugün Sayın Bahçeli tekrar e, e, Öcalan'a özgürlük demeyelim de öcalan zaten özgürlük aslında niye demeyelim ne yani hakkı? meclise gelip konuşacaksa e, kelepçeli gelmeyecek ayaklarında zincir halkası olmayacak demek ki özgür bırakılacak da gelecek değil mi dolayısıyla bunu tekrar söyleyerek milletin kafasında şu endişe doğdu şimdi ne oluyoruz arkadaş dedi ya bir gün kayyum atıyorlar terörist başı meclise gelsin diyorlar ama onun parçasına kayyum atıyorlar mesela bugün bahçenin yine söylediği ilginç bir laf. Ahmet Aga'yı CHP istismar ediyor. Ahmet Aga da diyor ki yo ne istismarı bu nasıl bir laf diyor. Ne demek Ahmet Aga? Yani Ahmet Türkiye Ahmet Aga diyor. Ahmet Aga'yı CHP CHP mi kayyum atadı? Yani Mardin'e kayyumu CHP mi atadı da şimdi çıktı CHP gitti orada istismar yapıyor. Ya kayyum atıyorsunuz. Üçüncü defa kayyum atıyorsunuz adama. Evet. Yani bu arada ben kayyumlara karşıyım. Ama kayyumlara karşı olmam da Kürdistan faşizme mezar olacak diyen hainlerin de yanında durmam anlamına gelmiyor. Kayyumları nasıl savunuyoruz? Beyefendi de ben de yargı yolu açık olmalı, yargılama bitmeli, ondan sonra kayyum atanma. Yargı kararını vermeli diyoruz biz. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi mi kayyum atadı da Mehmet Ahmet Aga CHP tarafından istismar ediliyor. İşte bugün bana göre Sayın Bahçeli Erdoğan'a büyük bir gol atmıştır. Aslında bu detaylı, daha detaylı konuşmamız gereken konulardan biri. Çünkü önümüzdeki olası seçimde aday olacak mı, olursa nasıl önü açılır, anayasada değişiklik ihtiyacı vardır derken sizin dediğiniz çok önemli nokta. Bunu konuşmaya devam edelim lütfen ama bir diğer taraftan da şimdi çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Evet bugün Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. E, açıklamaların içerisinde dakikalar içerisinde değişen açıklamalardı. Anlam vermeye çalıştık dediniz Sayın Engin Yurt. Siz nasıl satır aralarını okudunuz Sayın Çömez? Çünkü e, gerçekten biraz e, farklı bir açıklamaydı bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Olayın birkaç boyutu var. Önce dış boyutundan bahsedeyim dilerseniz.